Ay, pardon. Nasılsınız Selçuk Bey? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, iyi. Merhaba Selçuk Bey, nasılsınız? Buyurun. İyiyim, Allah'a emanet. Abi, nasılsın? Siz pek iyi görünmüyorsunuz. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Biraz önce daha güç hiç daha iyi. Hiçbir şey olsun. Tunacığım. Bu adam kafasındakini çıkarmayacak. Hiç sormalık abi ya. Maalesef çıkarttıramıyoruz bir türlü. Otursana sen. Merhaba, merhaba tekrar. Engin, senin bileklerin nasıl oldu? Aa Meltem'cim, aslında gayet iyiyim. Hatta eskisinden bile iyiyim diyebilirim. Gel bir bilek güreşi yapalım istersen. Yok abi, ben almayayım hiç. Sakın, sakın. Now that I am in Istanbul, what a wonderful feeling. You know I will always love you and remember all the Sucuk, Simit and Chai. What a wonderful feeling to be in. Every time I'm here, I'm feeling so please don't you go away. Please stay, oh so please, don't you go away. Please stay, sakin, bırakmayın beni uşaklar. Şahane. Ama yani sizin için şarkı yazıyorum artık. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle gel sarıl. Bu ne böyle böyle? Kaluk. Valla ilaç gibi geldi yani gerçekten. Güzel sevdim. Teşekkür ederim, sağ olun. Harikaydı Beren Hanım. Sen ah el öpüyor falan. Ben yaşlı böyle el öpüyor. Hoş geldin. Mary. Selçuk. Bu artık değil mi? Bu ne ya Selçuk? Okay, çok iyi gördüm seni. Teşekkür ederim. Çok dingil olmuşsun. Ne olmuşum? Dingil. Dingin. Dingin. Çok dingil olmuş. No. Sorry, ben dingin, dingin. Dingin, dingin. Çok dingin olmuşsun. Öyle olmaya çalışıyorum zaten. Dingin ne? Dingil olmayan yani. Ah, okey. Bu bandana falan çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sıcak değil mi burada? İyi misin? otursaydık değil mi? Soframı da. Bekliyor muyuz? Başlayalım mı? Başlayalım, başlayalım. İrem mesaj atmıştı. Biraz gecikecekmiş. Ha, İrem de mi geliyor? Geliyor, geliyor. Ben çağırdım. Ay ben çok sevdim. Böyle rengarenk saçlar, kıpkırmızı. Haluk abi, bu İrem hangi İrem acaba? Bizim şirkette çalışıyor. Meryem Hanım çok sevdi kendisini. Ha. Ben bayıldım. Ben best friend. Best friend ne oluyor? Hani böyle arkadaş ama çok böyle kanım arkadaş. Kan bir şey diyorsunuz siz. Kanki, kanka, pompa. İrem benim kanki, kanka, pompa. Meltem! İrem mesaj attı. Gelmek üzereymiş. Tamam, bekleyelim o zaman. Tuna, git bak bakayım şu çocuklara. Uyuyorlar mı, ne yapıyorlar ha? Hadi gidiyorum. Selçuk Bey, olmaz. Ayıp olur. Otur lütfen. Haluk abi, bu Fenerbahçe'nin hali ne olacak bu sene ya? Oğlum şampiyon belli. Her sene siz oluyorsunuz abi. Yeter, bir sene de biz olalım artık ya. Geldi, geldi. İkisi de mışıl mışıl uyuyor hayatı. Böyle çekmişler yorganları kafaya kadar. Gayet iyiler yani. Allah Allah, bu havada. Şimdi benden fırça yediler ya. Normalde benim tersim de kötü, o yüzden öyle yapıyorlar. Hadi geç, otur.
40 yılda bir taş fırın olacağını tuttu, her şeyi rezil ettin. Geç otur. Tabii geçme Allah aşkına sen de ya. Ne olur. Ben bu Türk yemeklerine bayılıyorum. Nasıl özlemişim. Of. Şarkı yazdım buna, Türk yemeklerine. Tabii, tabii. Normal çünkü yani Amerika'da biliyorsun. Bir tek hamburger var, cheeseburger var, o kadar yani. Tamam, haklısın. Türk yemeği gibi oluyor mu? Olmuyor. Baksana çeşit çeşit. Bana bakıyorlar, ben onlara böyle bakıyorum. Bir de mideme girse bunlar. Ne zaman geliyor bu kırmızı başlıklı kız? Biraz sonra burada olur, geliyormuş. Geliyormuş ara, mesaj yazdı. Şimdi bir mesaj geldi. Çocuklarınız şu an sinemada, bir dost Teok annesi. Aa, evet, al, al işte. Ya mümkün değil canım. Tuna. Alır mı? Gönül öyle şey. Ben gittim baktım, yatıyorlar mışıl mışıl uyuyorlar hayatım. Aa, ben de gidip bakacağım şunlara. Yok olmaz öyle şey. Ya bak için rahat etsin ama. İkisi de uyuyor hayatım. Merhaba. Evet. Merhaba. 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 Merhaba Halit Bey. Nasılsın? Tuna sen nasıl kontrol ettin bu çocukları? İkisi de evde yok. Aa, nasıl olur ya? Aa, çocuklar yok mu? Ne demek Gönül yok? Tamam dur bir dakika. Sakin. Çocuklar yokmuş. Uyuyorlar. Ne bileyim ben? Aa. Selçuk? Aa. Sen ne yapıyorsun orada? Selçuk? Sana bir şey söyleyeceğim. Çok sevindim. Çok güzel. Öpüşürüm. Hadi öpüşürüm. Vay be. Şu işe bak. Bizim İrem koskoca adamla sevgili olmuş. Ne ayıp şey ya. Sana ne, seni hiç ilgilendirmez Haluk. Ayrıca bir kere aşkın yaşı yoktur. Belli ki birbirlerini sevmişler. Bize anca saygı duymakmış. Aslında doğru. Ya ben şimdi anlamadım. Mary'den ne olacak şimdi? Ya hikaye şöyle. Bunların ortak bir evi varmış. He. Tamam mı? Ve aralarında bir anlaşma yapmışlar. Kimin önce sevgilisi olursa ev diğerinin olacak diye. E şimdi şu durumda ev paylaşacaklar. Yani iyi bir şey oldu aslında. İnsan böyle bir anlaşma yapar mı yani? Yani. Ben boşanacağım da şu senin, bu benim pazarlığı yapacağım ha. Hayatta yapmam. Ya ne yaparsın? Ceketimi alır giderim. Ya beni bırakıp ceketini mi alırsın? Hayır yani bir şey almam anlamında söylüyorum. Vallahi boşanma anında pek öyle olmuyor işte, etraftan görüyoruz. Her şey değişiveriyor. Taş fırın olsalar hiçbir şey değişmez. Delikanlı adamın delikanlı olduğu boşanırken belli olur. Delikanlı olmayan ayrılmasını da bilmez. Vallahi altına imzamı atarım. Ya biz niye şimdi bunları konuşuyoruz ki durup dururken? E sen çağırdın herkesi yemeğe. Ya ben yemeğe çağırdım, boşanma konuşalım mı dedim. Güzel şeylerden konuşalım. Haluk. Böyle bir iki gün bir yere gidelim mi? Nereye? Mesela İzmir'e. Hı? Böyle kordonda yürüyüş yaparız. Gevrek yeriz. Ben gevrekle doymam. Arada bir de söğüş atlıyorum. Bak. Oradan da Urla'ya geçeriz. İyi tamam. Oradan da Çeşme'ye.
O zaman Ayvalık'tan başlayalım. Cunda Adası'ndan geçelim İzmir'e. Geçelim. Hı? Biraz gezelim. Beraber vakit harcayalım. Ne dersin? Bu vakti harcarken şu ustalık çalışmalarımıza da başlasak mı? Hayır Haluk. Bunu İzmir'de konuşsak mı acaba? Haluk'cum biz dünyayı da dolaşsak sana bu konudaki cevabım hayır. Güzel bir otel odasında. Işıkları kapatayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tut.